Evet arkadaşlar merhaba. 23 Nisan 2022 Cumartesi sabah programında tekrar Singapur'dayız. Crunchy'de 7 koşulu bir program var arkadaşlar. Evet, iki tane tekimiz var altılık ayağında ve diğer ayaklarda bol bol ad yazmamız gerekiyor. Yalnız teklerimiz oturursa çok güzel bir ikramiye de burada merhaba diyebiliriz. Evet, Crunchy'de saat sabah 9'da birinci koşuyla beraber Yedili Plaza başlıyor. 44-67 arası handikap puanı olan safkanlar, 3 ve yukarı yaşlı İngilizler, 1400 metre çim pist. Arkadaşlar burada 2 numaralı Street Cry Success, Kok, 1 numaralı Sacred Judgment, Akmazani ve 8 numaralı Clergyman, CC Wong. Yani 2-1 ve 8 numaralı safkanlar burada. 3 tane safkan arkadaşlar yeterli olur diye düşünüyoruz bu birinci koşuda. İkinci koşu sabah 9.30'da handikap 1.48 puanlı safkanlar. Altılı Gaya'nın da ilk ayağı bu. 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 16 tane safkan var. Evet şöyle. Bir adet de ekürüler var. Ekürülerden muhtemelen 15 numara koşmayacak arkadaşlar. Bu piska. Evet, burada tam 6 tane at yazmak durumunda karşı karşıyayız. İlk atımız 8 numaralı Laksana Stewart'la. İkinci atımız 4 numaralı Sun Ace İskender. 3 numaralı Conflagrance Oscar Chavez. Evet, dördüncü atımız 11 numaralı Pasir Pinji Kevin Hakim. Ve ekürlerden 2 numara 12 Knight Mark Lerner'le ve diğeri koşmayacaktır muhtemelen. 13 numaralı Blitz Power burada Seacove'la. Yani burası 8, 4, 3, 11, 2, 10, 2, 15 ekürler ve 13 diyoruz arkadaşlar. Üçüncü koşuya geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Üçüncü koşu geçtiğimiz zaman handikap 1.48 puan arası safkanlar. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Toplam 13 tane safkan var. Arkadaşlar günün ilk bankosu burada gülüyor. İki tane bankomuzdan bir tanesi burada gülüyor. Bir numara Siyah. Siyu. Var ya Siyu. Onun Siyah. Burada Nunes'in bindiği bu safkan arkadaşlar. Burada biz banko atıyoruz bunu. Yani en uygun bunu bulduk. Bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar bu safkanın. Evet arkadaşlar, dördüncü koşu handikap puanı 1 ve 48 olan safkanlar Crunchy'de bir araya geldiler. Burada 3 ve 40 yaşlı İngilizlerin 1100 metredeki mücadelesini izleyeceğiz sabahleyin. Çok at yazacağız buraya. 7 at arkadaşlar. Ekürlerine beraber 9 at olmuş oluyor. 10 numaralı Gamely. Gerçi bunlar koşmayacak 14 numara ama bizim 10 numaralı Gamely ilk atımız Kevin Hakim'le. 12 numaralı One Way Ticket Seyfettin. 9 numaralı Decreto Mander ve 3 numaralı Ben Wade Siov. 2 numaralı Kaidum Louis Philippe Buzel'in. 1 numaralı Flak Jacket Faiz ve 8 numaralı Limbs Unique Şafrizal ve 7 numaralı Limbs Force Danny Beasley ile. Aslında bu safkanlar bana göre arkadaşlar daha iyi durumda. Yani bu ekürleri ön plana almakta yarar var. Siyah ekürler 10 diyoruz. Kırmızı ekürler 12, 9, 3, 2, 1. Burasını bu şekilde geçmek durumundayız. Sıkıntılı bir ayak. 5. kuşu handikap 44'e 67 puanlı safkanlar bir arada. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Günün ikinci teki burada geliyor. Yine 1 numaralı Consperanza. Mark Lerner'le. Arkadaşlar bu Japon antrenör bunlar. Artık bu Big Valley Stable'ı bilmiyorum nereli ama bu Japonlar biliyorsunuz Takaoka yani ilacı verdiler mi atı uçuruyorlar, kanatlandırıyorlar. Var öyle bir reklam kanatlandırır diye. Evet burada bir numara bizim bankomuz. Tabi bilemiyoruz yani at iyi diye yazıyoruz biz bunu da. Gayet bu grubunda bayağı bir üstünde kalıyor. Evet arkadaşlar. Konsperanza ikinci bankumuz bizim. Altıncı koşu 11.30'da handikap 57-79 puanlı safkanlar burada. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 12 tane
Safkan var burada. Burada da 5 atımız var. 12 numaralı Strong and Best Kasım Aşuşuarı ile 1 numaralı Pennywise Akmazani, 8 numaralı Real Effecto Nunes'le, 10 numaralı Golden Flame Yusuf ve 5 numaralı Sun Fortress CC Wong'la. Yani burası 12, 1, 8, 10 ve 5 arkadaşlar. Ha tabii AG4 almana göre bir şekilde sizler de ilave edebilirsiniz. 1 ve burada Rail Effecto 8 çok ön planda bana göre. Yani bu iki tane sapkan arasında bir 1 ve 8 arasında bir mücadele olacak gibi duruyor. 12 tabii ilk atımız ama bakacağız arkadaşlar artık duruma göre ne yaparız. Evet, 7. koşu handikap 44 67 puan sapkanlar, şu yukarı aşağı İngilizler 1100 metre çıkacaklar burada. Arkadaşlar burada da 5 atımız var. İlk atımız 5 numaralı Win Win Oscar Chavez'le. Bu Oscar Chavez Birleşmiş Milletler şeyi gibi, ismi gibi. Evet arkadaşlar, bu ilk atımız 5 numara, ikinci atım 4 numaralı Limbs Knight. Burada 3. atımız 3 numaralı Hamama. Evet. Hamama gidenin tokucu muydu? 3 numaralı Hamama Lewis Philip Büzel'in, 7 numara Thunder Kevin Hakim ve 6 numaralı Revolution, Devrim, atın ismi Devrim yalnız, Revolution İsmail Seyfettin'le. Evet, burası da 5, 4, 3, 7 ve 6 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. Yani burası şöyle söyleyeyim. Aslına baktığımız zaman 6 at, tek at, 7 at, 5 at, 5 at. Yani o kadar da pek küçük bir kupon olmuyor. Onu söyleyeyim size. Biraz burada bir şekilde iki tek de olsa geniş bir altılı gibi duruyor arkadaşlar. Aksi takdirde bir anlamı da kalmıyor. Evet, burasını tamamladık böylece. Arkadaşlar hatırlatalım hemen, Beverly'deki Perşembe günü, yani bu tabii ki sabahtan yetişebilir miyiz bilmiyoruz ama bu web sitemizdeki update ediyoruz kuponları genelde. Fakat öğleden sonraki yarışlara mutlaka bakın arkadaşlar. Zaten herkese açık ve biz bir şekilde üç misli bir şey yapmıştık o gün. Web sitemizi koymuştuk. Ve oynayan arkadaşlarımız kazandı. Hepsine tebrik ediyoruz. Bol kazançlar diyoruz daha çok. Ya bunu tabii Crunch için biraz zorlanabilir. Sabah çok erken başlıyor. Mesela Almanya veya Avustralya olsa, o en azından arkadaşlar bir süre var. O süre bizim için önemli. Orada değerlendirmemizi yapıp hemen koyuyoruz web sitesine. Burada biraz zorlanacağız bu sefer. Bakalım artık. Sizler tabii burada AGF oranlarına göre oynayacak olan arkadaşlar değerlendirmeni yapabilirler. İlk verdiğimiz ilk 3 atları mutlaka yazmaya çalışın tabii diyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir sonraki yarış gününde tekrar beraber olalım. Kinilent ile ilgili de premium üyelik gerekiyor. Akşam yarışları ilgilenen arkadaşlarımız katıl butonundan premium üye olabilirler diyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.